İzleyiciler, yeni haftada dop dolu bir içerikle sizlerle birlikte olacağız. Güzem Yılmaz Ertem'in yokluğunda bu hafta ben sizlerle birlikte olacağım. Bu arada bir son dakika verisiyle açalım yayınımızı. Almanya'dan geliyor. İFO İş Dünyası Güven Endeksi Temmuz'da 90,5 oldu. Önceki 86,2 idi bu son dakika verisinin ardından. Hemen konuğumuza gidelim. Bugün yurt içi ve yurt dışı piyasalarda gerek reel sektör gerekse piyasalara bakış atacağız ama öncelikle inşaat malzemeleri sanayini konuşacağız. Bugün gelen sektörel güven endeksinde de Temmuz ayında %11'lik bir yükseliş sağlayan sektörün önümüzdeki süreçteki hedeflerindeki revizyonu İnşaat Malzemecileri Sanayi Başkan Vekili Ferdi Erdoğan'dan dinleyeceğiz. Ferdi Bey, hoş geldiniz. İyi haftalar dileyerek başlamak istiyorum. Sıcak bir veri. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar diliyorum Hande Hanım. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz Ferdi Bey. Sıcak bir veri, günün verisi TÜİK'ten geldi. Sektörel güven endekslerine baktığımızda inşaat sanayinde Temmuz ayında %11,2'lik bir artış var. Genel itibariyle iş gücünde de önümüzdeki 3 ayda bir artış öngörülüyor. Öncelikle bunu koruyabilecek mi ve Ağustos ayına ilişkin beklentiniz de nedir? Hemen bunu dinleyerek başlayalım malzeme kısmında. Çok hızlıca biraz bilgi vermeye çalışayım. Özellikle biz aslında 2019'u 2020'nin Ocak, Şubat, Mart aylarında iyiydik geçen seneye göre. 2019 çok kötüydü bizim için. Ama Nisan'la beraber, pandemiyle beraber sektör, bütün sektörlerde olduğu gibi inşaat malzemeleri sanayisi de ciddi bir gerileme ve düşme yaşadı. Mayıs'ta da bunu kısmen yaşadı ama Haziran'daki özellikle iş talebi artırıcı, işte yeni konut kredileri ya da evleri yenileme ile ilgili tüketim kredileri devreye girince biraz da büyük bir siparişler de vardı tabii sektörde. Onlar bir anda harekete geçti. İzolasyonların kalkması da çok etki yaptı buna. Ve Haziran ayı bence bu anlamda iyi geçti. Sektörün önemli kalemleri için. Daha çok da evlerdeki yenileme pazarı için ciddi bir kaynak yarattı. İhracat da kısmen açıldı Haziran'la beraber. Temmuz ayı Haziran'a göre biraz daha sanki yavaş giriyor. Bizdeki endekslerde de değerler çok iyi gözüküyor. Özellikle Birleşik Endeks'i sizler de takip ediyorsunuz. İlk defa bir dip yaptı, bir V yaptı ve çıkışa geçti. En önemli veri tahsilat, biz yıllardır, uzun aylardır hatta tahsilat endeksi geriye doğru giderken ilk defa Haziran ayında, Mayıs ayında böyle bir yükseliş gösterdi. Yani tahsilatta da iyileşmeyi gösterdi. Bunlar bizim için önümüzdeki 3 ay adına olumlu veriler gibi gözüküyor. Peki Sayın Erdoğan, Haziran ayında konut sektöründeki satış adetlerine baktığımızda evet ikinci el ağırlıklıydı ama genel itibariyle sektördeki toparlanma malzeme sanayine yansıdı mı? Bu çünkü bir anlamda konut sektöründe yeni yapıların da bir habercisi niteliğindedir. Ne dersiniz? Çok hızlı yansıdığını söylemem biraz iyi niyetli ve de çok optimist bir yaklaşım olur. Çünkü neticede stok eritiliyor şu anda. Stok eritilmesi tabii ki önemli. O stokla eritilmesi lazım ki yeni inşaatlar başlayabilsin. Küçük küçük hareketlenmeleri siz de zaten görüyorsunuzdur çevrenizde. İşte inşaat malzemelerinin taşınması ya da işte hazır beton servislerinin başlaması. Ama çok hızlı bir başlangıç olduğunu söylemem birazcık zor. Evet. Peki Sayın Erdoğan, ben şimdi bakıyorum sektör dünyada üretim anlamında ilk 5 içerisinde. Geçtiğimiz yılı 2018'i 85 milyar dolarlık bir iç pazar rakamıyla kapatan sektör geçtiğimiz yıl konut sektöründeki daralmayla paralel dolayısıyla 66,5 milyar dolara gerilemiş iç pazar hacmi. Peki bu yılki hedefiniz neydi? Pandemi nedeniyle nasıl bir revizyona gittiniz? Nasıl öngörüyorsunuz? İç pazarla ilerleyelim biraz da. Peki, iç pazarla ilgili aslında sizin verdiğiniz rakamların üzerinden de konuşmamız gerekirse açıkçası biz en azından 2019'u tekrar yakalamayı umut ediyorduk. Yani 2018'i tekrar yakalamayı umut ediyorduk. Çünkü 2019 bizim için hiç iyi bir yıl olmadı. 66,5 milyar dolarlara gelir iç pazar. Siz de biliyorsunuz inşaatların toplam konut ve konut dışı diye baktığımızda zaten %70'i konut inşaatı Türkiye'nin. %30'u diğer alanlara gidiyor. Konut inşaatının ciddi düşmesi bizi de tabii ki olumsuz etkiledi. 2020 hedefimiz 2018'i tekrar yakalamak ve ihracatla beraber iç pazarda 85 milyar dolar artı hatta 20-23 milyar dolar da dış pazarla beraber 100 milyar dolarların üzerine çıkmak. Bunu sizler de takip ediyorsunuz. Daha önceki yıllarda yakalamıştık hatırlarsanız 2013-2014 yıllarında, 2015 hatta. Şimdi tekrar bu gelinen noktada sanki biz iç pazarda bir 85 milyar doları görmeyeceğiz ama 70 milyar doları hedefliyoruz şu anda.
Bunu yapabilir miyiz? Hep beraber yaşayıp göreceğiz. 70 milyar dolarlık bir hedefiniz olduğunu söylüyorsunuz. İç pazar demişken şunu da sormak istiyorum. Özellikle inşaat malzemeleri de küçük ve orta boy işletme KOBİ'leri ağırlıklı olan bir sektörden bahsediyoruz. Dün Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir yapmış olduğu bir röportajda özellikle KOBİ'lerin tüm Türkiye genelinde finansman sorunu yaşadığını, kredileri döndürme gerekse faaliyetlerini sürdürülebilir kılma adına bir vergi barışı talep ettiklerini dile getirdi. Bu anlamda sizin yaklaşımınız ne olacaktır? İnşaat malzeme sanayinde tablo nedir? İnşaat malzemesinde de tabii ki ciddi sayıda KOBİ ölçeğinde kuruluş var, firma var. Ve özellikle zaten tahsilat sorun yaşayan bir sektördü. Dolayısıyla Ocak, Şubat, Mart'taki pazarın açılması insanları biraz umutlandırdı. Ancak Nisan, Mayıs ayında vergilerin de ertelenmesi, ötelenmesiyle yani silinmesi değildi bunlar. Biz hatta bunlar mümkünse sene sonuna kadar ertelenmesi talebimiz var. Çünkü yılın son çeyreğinde çok umutlu değiliz açıkçası. Yani üçüncü çeyrek iyi geçebilir ama son çeyreği çok kestiremiyoruz. Takip edilen yılın da ilk çeyreği inşaat sektörünün mevsim etkisine koyarsak çok büyük bir hareketlilik olmayacak. Ancak biz 2021'in ikinci çeyreğiyle beraber inşaat malzemeleri sanayinde ve sektörde hareketlenme bekliyoruz. Vergi barışı bu bir silinme talebi midir yoksa erteleme talebi midir çok bilemiyorum ama ciddi bir sıkıntı oldu kesin. Dolayısıyla bunun bir şekilde yönetilmesi şart. Vergi silinmesi biraz kulağa hoş geliyor ama bu da bir çözüm de olmuyor. Bizim esas sürdürülebilir büyümeyi yakalamamız gerekiyor. Dolayısıyla bunu da diyoruz ki biz sanayinin büyümesine göre inşaat malzemeleri sanayisini organize etmemiz ve buna göre bir proje hazırlamamız gerekiyor. Bu altyapı olabilir, ihracat olabilir, konutun kentsel dönüşüme dönük paralel yeniden tarifi ve tanımıyla olabilir. Yoksa kontrolden çıkmış bir konutlaşma, kontrolden çıkmış bir inşaat sektörü tıkanmayı zaten peşinden getiriyor. Bunu dur kalklarla geçme şansımız yok. Vergi barışı kısa vadede bir çözüm üretebilir ama uzun vadede Türkiye'nin büyümesine doğru katkı sağlamaz diye bir endişem var. Onu da sizlerle paylaşmam gerekiyor açıkçası. Peki Ferdi Bey, özellikle orta ve uzun vadeli hangi yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorsunuz sektörde? Özellikle iç pazarda kentsel dönüşüm. Evet, iç pazarda kentsel dönüşüm sektörün önünü açacaktır diyor. İmsat Türkiye İnşaat Malzemecileri Derneği Başkan Vekili Ferdi Erdoğan yeniden kendisine bağlandığımızda evet kentsel dönüşüm bu iş ne kadarlık bir etkisi olur sektöre peki? Hande Hanım, sizler de takip ettiğiniz için çok rahat söyleyebiliyorum. Bütün dünyada kentlere göç devam ediyor ve edecek. Bakmayın şimdi bu pandemi nedeniyle tekrar köye ve kıra dönüş biraz hızlanmış gibi gözükse de kentsel dönüşüm hiç kaçınılmaz bir şekilde ve kentleşme kaçınılmaz bir şekilde devam edecek. Burada önemli olan akıllı şehir konseptinin hızlıca dizayn edilmesi. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da akıllı şehir konseptini koydu. Çevre Şehircilik Bakanımızla beraber. Böyle evet, İmsat Başkan Vekili Ferdi Erdoğan kentsel dönüşümün özellikle akıllı şehir konseptiyle birleştirilmesi gerekliliğine vurgu yapıyorduk. Kendisine yeniden dönüyoruz. Buyurun Sayın Başkanım. Dolayısıyla bizim kentsel dönüşümde kupon arazileri, boş alanları ve kıymetli alanları dönüştürmek yerine binaları depreme dayanıklı başta olmak üzere tabii ki yani diğer afetler ama herhalde bundan sonra sağlık, hijyen bir numara olarak ön plana geçti. Akıllı binaların tekrar canlanacağı ve harekete geçeceği bir dönemi yaşamamız gerekiyor. Buna göre de kentsel dönüşümün yapılanması gerekiyor. İhracata da izin verirseniz dokunmak isterim birazcık. Lütfen, büyü alanı olarak. Lütfen sektörün dış ticaret verilerini almak gerekirse bu yıl ne kadarlık bir gelire imza atacak sektör? Şimdi şöyle bir aslında hem iyi hem kötü haberimiz var maalesef. Biz bir 21,5 milyar dolar yakaladık malzemede. Fakat şimdi 21,5 milyar doları 22 milyar dolar yapamıyoruz. Ortalama fiyat gittikçe düşmeye başladı. Hatta 30 sentin altına düştü. 29 kilogram sent gibi bir 29 sent bölü kilogram gibi bir fiyata geldi. İhracat fiyatı. Miktar arttı. 50-55 milyon ton yıla doğru tırmandı. O bakımdan bizim 21, 22, 23 hatta 24 milyar dolar yakalamamız için bir ortalama fiyatı yükseltecek bir yapıya ihtiyacımız var. İkincisi, daha önemlisi bence lojistik alandaki düzeltmelerin hızlandırılması gibi buna el atıldığını biliyoruz. Bizim
tedarik zinciri çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Bir üçüncüsü de biz Avrupa Birliği'ni üretmemişiz. Özellikle malzemede. Bunu göz ardı etmeden yine bu pazara odaklanarak, Avrupa Birliği'ne odaklanarak ve burada işimize devam etmemiz gerekiyor. Şöyle ki, iki tane büyük pazardan bahsedeceğim. Vaktimiz var diye lütfen, tahmin ediyorum. Birisi Amerika, 1 milyar dolar üzerinde ihracatımız var. Birisi Avrupa Birliği ki orada iki ülke var. Hadi İngiltere ayrıldı ama İngiltere'yi de içini kendine dahil edebilir. 1'er milyar dolar da onlara bizim ihracatımız var. Avrupa Birliği'ne 1 dolar kilogramın üstü. Amerika... Evet, İmsat Başkan Vekili. Evet, İmsat Başkan Vekili Sayın Ferdi Erdoğan'ın dış ticaret verilerine ilişkin hedeflerini dinliyorduk. Duyabiliyor musunuz bizi Sayın Erdoğan? Evet, duyuyorum ben buyurun. Size. Lütfen dinliyoruz sizi. Dolayısıyla bizim Avrupa Birliği'nin yine üretim üssü özelliğimizi kaybetmeden hatta da daha da büyüterek takiben de enerji ithal ettiğimiz başta Rusya olmak üzere bazı devletler topluluğunu da ikinci plana koyarak çevremizden çok uzaklaşmadan ve Müteahhitler Birliği'nin de özellikle Orta Doğu'daki inşaatların inşallah tekrar canlanmasını bekleyerek yakın çevremizin lojistik üssü ve üretim üssü olarak hayatımızı sürdürmek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamamız gerekiyor. Sayın Erdoğan, özellikle pandemin döneminde Türk dış ticarette, dünya ticaretinde tercihsel bir değişim yaşandı mı? Tedarik kısmında Türkiye öne, yani bunu avantaja çevirebildik mi bu süreci? Malzeme adına konuşursak evet. Yani malzemede bir sıkıntı yaşandığını düşünmüyorum. Malzemeye olan talep devam ediyor. Çünkü bizim çok önemli bir özelliğimiz var. Biz yıllardır Avrupa Birliği'nin kalitelerini üretip gelişmekte olan ülkelerin fiyatlarıyla rekabet eden bir konumdayız ve yerimiz lojistik anlamda çok önemli. Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin tam ortasındayız. Enerji tüketen ülkelerle enerji üreten ülkelerin de tam ortasındayız. Dolayısıyla bizim bu özelliğimiz burada bizi vazgeçilmez hale getirebilir. Ancak yapmamız gereken şey Avrupa Birliği olan ve büyük kendi pazarlarında olan ilişkilerimizi sürdürülebilir şekilde yapılmasını ve diplomasinin de buna uygun olarak en azından serbest ticaret anlaşmalarını en hızlı şekilde bitirmesini özellikle talep ediyoruz sektör olarak. Peki Ferdi Bey, Türkiye'nin ticaret pazarlarının dağılımına baktığımızda Orta Doğu pazarından da bahsettiniz. AB, Orta Doğu ve Amerika pazarı, bu üçünün paysal olarak dağılımı nedir? Bir numarada Avrupa Birliği var. Hı. Yani şöyle düşünelim. İlk 10 ülke zaten... Şöyle 6 milyar dolar bizim Avrupa Birliği'ne olan ihracatımız toplamı. Avrupa'nın diğer ülkeleriyle beraber 6 milyar dolardır bu. 20 milyar doların 6 milyar doları Avrupa Birliği'dir. Sonra Amerika kıtası gelir. Ama Amerika kıtası 1,5 milyar dolar civarındadır. Buna da Kuzey Amerika'yı koyuyorum. Özellikle Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ni. Meksika'yı da sizler de biliyorsunuz. Amerika kendileri üretim üssü olarak hazırlamaya başladı. Orada rekabetimiz gittikçe zorlaşacak. Orta Doğu'ya geldiğimizde en büyük pazar yine Irak gözüküyor. 1 milyar dolar üzerinde. Ve de İsrail. İsrail'de yine 1 milyar dolar üzerinde bizim ihracat yaptığımız iki Orta Doğu ülkesi. Suudi Arabistan'la pazar büyüklüğümüz gittikçe küçülmeye başladı. O sanki biraz da bu şekilde devam edecek gibi. Rusya önemli. Rusya'da da biz 1 milyar dolar çok rahat geçebiliriz. Çünkü 20 milyar dolar üzerinde enerji ithal ediyoruz orada. Ve de müteahhitlerimizin çok önemli projeler yaptığı yer. Biz malzeme ve müteahhitlik hizmetlerini hatta istihdamı birlikte bu ülkelerde sürdürülebilir bir teşvikle bunu da Exim Bank'tan bekliyoruz. Pazarın önünü açarsak Türkiye'ye lokomotif sektörü olan Türkiye'nin daha da büyüyerek ilerler diye düşünüyoruz. Şimdi ihracattan bahsetmişken özellikle hafta sonu Ticaret Bakanı Sayın Ruslar Pekcan ticaret sisteminde de dönüşüme geçildiğini vurguladı. Peki sizin sektör buna nasıl entegre adapte olabildi mi? Buna yönelik belki bir çalışmanız olacak mı? Özellikle yenileme pazarında bunu izliyoruz. Yani seramik boya satışlarında insanların tüketim taleplerini elektronik pazarı, iç pazar adına söylüyorum bunu. Bir girişimi hızlandırmış gözüküyor. Daha çok siparişler oralardan sanki geliyor gibi.
Evet Sayın Başkan, özellikle online ticareti bahsetti ama diğer bir konuda ticaret sicil müdürlüklerindeki dijital dönüşümdü. Kendisiyle yeniden bağlantımızda bu konuyu özellikle sormak istiyorum. Ama bir miktarda farklı bir sektörü yönelenelim. Otomotiv sektörüne. Otomotiv sektöründe de bir gelişme oldu. Üç Kamu Bankası bazı otomobil markalarını düşük maliyetli kredi kapsamından çıkardı. Detaylar haberimizde, hep beraber izleyelim. Üç Kamu Bankası bazı otomobil markalarını düşük maliyetli kredi kapsamından çıkardı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan açıklamaya göre, müşterilerin düşük maliyetli finansmana erişimini amaçlayan taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının kredi paketi kapsamından çıkarıldığı bildirildi. Bankalar tarafından yapılan açıklamalarda kredi kampanyalarının firmalar tarafından fiyat artışı için bir fırsata dönüştürülmemesi ve olası fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışacağı, sunulan uygun finansman imkanını ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda İlgili firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağı ifadeleri kullanıldı. Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının fiyat artışları yaptıklarını vurgulayan bankalar, bu markaların bireysel ve kurumsal müşterilerimizin düşük maliyetli finansmana erişimini amaçlayan taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket ettiklerini savundu. Evet, Üç Kamu Bankası'nın bu adamını konuşacağız. Kiminle? Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci bizlerle birlikte olacak. Emre, merhabalar. İyi haftalar dileyerek başlıyorum. Öncelikle bunu sormak isterim. Türkiye'de de üretimi olan firma, şirket firmalardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir miktar fren etkisi yapacaktır otomotiv satışlarına. Ne dersin? Nasıl bir etkisi olacaktır? Şimdi öncelikle şundan başlamak lazım. Yani bu kampanya aslında destek 1 Ekim'de başladı. Haziran ayında da uzatıldı. Yani sonuçta uzun süredir devam eden ve piyasayı rahatlatan bir destekti. Ama tabii burada zam yaptılar, o yüzden çıkardık demeleri biraz firmalar tarafından yapıldı. Yani üzüntüyle karşılandı. Çünkü bu dönemde 1 Ekim'den bu yana Euro, çünkü otomotivde Euro paritesi kabul edilir. Evet. %30. 1 Ocak'tan itibaren de %20'nin üzerinde arttı. Aslında baktığımız zaman birçok markanın tam bu kur artışını bile yansıtmadığını görüyoruz. Burada biraz maliyetlerin artmasından dolayı kamu bankalarının bu destek paketinden yavaş yavaş çıkacağı. Çünkü geriye kalan markalar ağırlıklı ticari araç üreticileri ve adet olarak da çok ciddi adetlere sahip olmayan üreticiler. Dolayısıyla herhalde bu yavaş yavaş kamu bankalarının bu destek paketlerini tümüyle bitirecek gibi algılandı. Diğer taraftan da aslında benzer faizler özel bankalar tarafından da verilmesi tüketiciler tarafından da çok büyük bir kayıp olmayacağı algısını da yarattı. Peki Emre, bu yıl genel anlamıyla sektör pandemi nedeniyle rakamları satış olarak 300-350 bin adetlere geri çekmişti. Ancak yeniden normalleşme süreciyle beraber otomobile olan talebin artmasıyla beraber, her ne kadar bir tedarik kısmında, stok kısmında problem yaşansa da yeniden 500-600 bin rakamlar konuşuluyordu. Peki genel itibariyle mevcut konjonktürde ne kadarlık bir iç pazarda daralmaya neden olur? Etkisi ne olur Emre? Şimdi yani Nisan-Mayıs aylarında bunu sorsaydınız ciddi bir daralma beklentisi vardı sektörde. Dediğiniz gibi 450-500 bin adetlere kadar inen, ki yılbaşında 600-650 binde öngörüler. Ama bugün itibariyle gelindiğinde dün Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı da bugünkü köşelerimize yer verdik. 800-850 bin adetler konuşulmaya başlandı. Bunun da sebebi Temmuz ayında ve Haziran ayında pazarın beklentinin çok üzerinde büyümesi. Bunda 3 tane kriter var. Bir, 2 yıldan bu yana ötelenen talep. 2, faizlerin inmesi. 3, de pandemi nedeniyle insanların toplu taşımadan kaçınarak daha çok yeni otomobil, bireysel otomobil almaya yönelmesiydi. Temmuz ayı rakamları önümüzdeki hafta açıklanacak ama 90 bin adetler gibi rekor bir satış olduğu söyleniyor.
ki en iyi satış 2015 yılında o 1 milyon adetlik pazar döneminde 83 bin adette gerçekleşmişti. Araç olsa 130 bin adet bile satılacağı söyleniyor. Tabii bu 800-850 bin adetlik beklentiler kamu bankalarının desteği kesme kararından önce açıklandı. Önümüzdeki günlerde ne olur? Faizler artış gösterir mi özel bankalarda da? Bu biraz pazarın seyrini belli edecek gibi gözüküyor. Ama yıl sonu için şu anda öngörüler artmış durumda. Evet, satışlarda gerek ötelenen talep gerek toplu taşımadan kaçınma ve düşen faizlerle beraber yükselişini korudu ve takibini de bekliyoruz diyorsun. Ancak sektördeki arz sorununu da sormak istiyorum. Arz sorununun çözümünde Oydar Başkanı Sayın Şahsuvaroğlu'nun özellikle Eylül-Ekim aylarını işaret etmişti. Sen ne dersin? Eylül-Ekim aylarında çözülebilecek mi tedarik kısmında? Evet, genel beklenti Eylül sonu Ekim ayı başı gibi artık istenilen adetleri geleceği. Çünkü biliyorsunuz fabrika bu pandemi nedeniyle Avrupa'da üretim araları uzadı ve öncelik daha önce verilen siparişlere yönelik üretimler yapıldı. Bu Türkiye için de geçerli. Mesela Temmuz ayındaki satışlar aslında Nisan-Mayıs ayındaki siparişlerin gelenleri. Yani siz normal şartlarda bugün isteseniz araç bulamıyorsunuz. Bu tabii iki taraflı sıkıntı yarattı. Bir, ikinci el fiyatları çok astronomik arttı. İki, spot fiyatlar. Yani normal spor otomobilleri bir şekilde bayilerden alarak yüksek fiyatlara satmaya başladılar. Ama dediğim gibi bu iki ay içinde Avrupa'daki daralma biraz daha devam ediyor. Türkiye gibi bir pozitif durum söz konusu değil henüz. O yüzden Türkiye istediği adetleri önümüzdeki iki ay içinde daha rahat bulabilecek gibi gözüküyor. Ama tabii dediğim gibi Türkiye'de ve dünyada çok öngörülebilir bir durum söz konusu değil. Bugün bir şey diyoruz, yarın tamamen tersi olabiliyor. Aynı cuma günü işte, cumartesi günü kamu bankalarının faiz desteğini kaldırması gibi. O yüzden evet. Ama Ekim ayı gibi şu şartlarda Ekim ayı gibi araç bolluğu olacak gözüküyor. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Sen söyledin, önemli konulardan biri ikinci el araç pazarındaki fiyatlar. Bu yönde çok eleştiriler var. Kamu bankalarının bu hareketi özellikle yeniden ikinci el pazarını tetikleyip fiyatların yukarı çıkmasını, yükselmesine neden olur mu? Hali hazırda zaten ikinci el kimi araçlar bazı segmentlerde sıfır araçlarla aynı fiyat seviyesinde, ne dersin? Ya şimdi burada bir şeye dikkat etmek lazım. Yani tüketiciler açısından. Şu anda evet ikinci elde sıfır araç arzı olmadığı için ikinci elde büyük patlama var, ama yani önümüzdeki iki ay içinde Ekim ayından itibaren sıfır araç bolluğu olduğu zaman şu an aldıkları ikinci el fiyatlarını bu fiyatlara satamayacaklar. Yani onu düşünmeleri gerekiyor. Evet ikinci el araç satılabilir. Eğer sıfır araç bulunabiliyorsa ikinci el satılsın, ama şu andaki ikinci el fiyatlarının balon fiyatlarından aldıkları takdirde bundan 3-4 ay sonra satmaya kalktıklarında çok büyük zararlar elde edebilirler. Çünkü bu tamamen arz talep dengesiyle alakalı bir şey. Evet. Evet, kamu bankalarının faiz desteğini kesmesi ikinci el fiyatlarda bir artış yaratabilir. Ama zaten fiyatlar balon halinde uçuyordu. Çok da böyle büyük artık şu aşamadan sonra artış olacağını zannetmiyorum. Evet, hali hazırda zaten çok yüksek giden ikinci el pazarını ama bir miktar daha olumsuz etkileyecektir fiyat anlamında diyorsun. Çok teşekkür ediyoruz otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'yi uğurladıktan sonra yeniden İnşaat Malzemecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferdi Erdoğan'a dönmek istiyorum. Sayın Erdoğan, benim bahsettiğim konu çok sıcak hafta sonu gelen bir gelişmeydi. Sayın Ticaret Bakanı Pekcan'ın açıklamaları, özellikle ticaret sicil müdürlüklerinde artık ticaret belgelerin önceden posta, mail, posta yoluyla ve kargo yoluyla yapılan ve birkaç gün, birkaç haftayı alan işlemlerin sadece 2 saat içerisinde çözümleneceği yönünde ticaret müdürlüklerinde bir dijital dönüşümün yaşandığının haberini, açıklamasını vermişti. Belki buna ilişkin bir iki de çok az da olsa bir yorumunuzu almak istiyorum. Şu an yaşadığımız sorun zaten aslında öncelikle bizim online ya da elektronik ticaret ya da internet bağlantısı, bunun adını ne koyarsak koyalım, altyapı İstanbul'da bile düzelmesi gerekiyor. Yani bütün kararları alabiliriz, uygulamalar yapabiliriz ama altyapıyı iyileştirmeden
altyapı iyileştirmeden bizim başımıza ne geleceğini kestirmek zor. Çok doğru bir karar, çok yerinde bir karar. Hatta hafta sonları cumartesi pazar gümrüklerdeki tıkanmanın önüne geçmek gerekiyor. Bizim çünkü tatil dönemindeki ihracat kayıplarımız da son derece önemli. Mukabelen karşıdaki muhataplarımızın da bu iyileştirme yapması gerekiyor. Yoksa bizim için bu çok hızlandıracak bir karar. Ve de bekleyen stokların ve siparişlerin hızlanması adına önemli bir karar. Sonuna kadar destekliyoruz. Ama önce altyapı. Altyapının mutlaka iyileşme mecburiyeti var. Bunu yaşıyoruz şu anda zaten. Sayın Erdoğan, şunu da sorayım. Özellikle sektördeki yerlilik oranı nedir? Şuna bağlamak istiyorum. Kimi ithal ürünlere getirilen gümrük vergilerindeki artış size nasıl yansıdı, maliyetlerinize son perakende noktasında da fiyatlara yansıttınız mı? Çok açık ve net söyleyeceğim Hande Hanım. Bizim ithal girdi malzemeye ihtiyacımız yok. Dolayısıyla bizim zaten ithal girdi diye kullandığımız malzemeler çoğu Türkiye'deki ya da yurt dışındaki markaların başka üretim üstlerinde ürettirdiği malzemelerin iç pazara gelmesi, bir kısmı ara mamül, bu ara mamüllerin mamüle dönüştürülmesi kullanılan malzemeler. Bizim özellikle ki uzmanlığımızı çok iyi olduğu bir sanayi, inşaat malzemeleri, bizim burada altyapıyı organize olarak ve birlikte girdi malzeme üretir hale gelmeyi hedeflememiz gerekiyor. Zaten şöyle diyoruz, yaptığımız ithalat, malzeme adına söylüyorum, gittikçe düşüyor. İşte 10 milyar dolarlardan %50'lerindeydi ihracatın. %25'ine doğru gerilemeye başladı. 6 milyar dolar. Bizim hedefimiz zaten 4'te 1'e çekmek. Hatta bunu ortadan kaldırmak, çok samimi olarak bu malzeme sektörünün ithal girdi malzemeye ihtiyacı yok. Bunu iyileştirmesi şart. Bir konuda istihdam. İstihdamda da iyileşmeyi sağlamamız gerekiyor. Vaktimiz varsa çok özellikle bir şey söyleyeceğim burada. Ben İstanbul Sanayi Meclis üyesiyim aynı zamanda. İstanbul Sanayi Odası, sizler de takip ediyorsunuz, 35 tane meslek lisesiyle bir proje başlattı. Onların geliştirilmesi, istihdamı ve yetiştirilmesi konusunda ben de Türkiye Çimento Müsafirler Birliği'nin Ataşehir'deki meslek lisesinin hamisi konumundayım. 3 tane meclis üyesi arkadaşımla beraber. İnanılmaz işler yapıyor oradaki öğretmenler ve çocuklar. Yani şimdi geçenlerde bize bir sunum yaptılar. 3D ile yani yeni model olan üçlü çıktığıyla projelerde, özellikle mimari projelerde maket hazırlayacak yazılımı çocuklar yapıyorlar. Başka ARGE merkezi olmak istiyorlar. Laboratuvarlar bunlar her şey müsait. O bakımdan meslek liselerinin özellikle inşaat sektöründe bizim çok ihtiyacımız var. Yetiştirilmesi ve geliştirilmesini desteklememiz. Birinci istihdam, ikincisi altyapı. Hem lojistik anlamında hem de iletişim anlamında hızlandırılması. Hobilerin mümkünse her işe girmesinin engellenmesi ve birleştirilmesi, hatta güçlü bir sektörel güç haline gelmesini sağlanması ve bizim 150 yıldır yaptığımız inşaat malzemeleri sanayisini getirdiği tecrübe, birikimle ve pazar gücümüzle ve de Avrupa'nın rekabet ortağı olmamız nedeniyle bizim yine Türkiye'nin büyümesinde en önemli lokomotif sektör olacağını tartışmasız bir şekilde burada ifade edebilirim. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınızdan dolayı. Türkiye İmsat Başkan Vekili Ferdi Erdoğan'ı uğurladıktan sonra şimdi piyasalara göz atacağız.